kötü oldum ben ya. En son babam için gelmiştik ya. İyi misin hayatım? İyiyim. Kızım oturacak. Bir yer bulalım sen. Yok anne, gerek yok. Adam geldiği gibi kardeşini toprağa veriyor. Ay sormayın ya. Bütün bunlar nasıl oldu ben hala anlayamıyorum. Yazık, çok yazık. Ben daha fazla duramayacağım. İzninizle Kaya'nın yanına geç. Yazık, Kaya için çok zor toparlanmak. Kardeş acısı çok zor. Allah sabır versin. Ben hala Şayka'nın cenazesinde olduğumuza inanamıyorum. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Çağır. Yüzü gözümün önünden gitmiyor. Bir günde çöktü adam Allah. Şayka'nın öldüğüne inanamıyorum. Benim de inanasım gelmiyor. Bir de pisi pisine gitti yani. Allah o Cansu'nun cezasını versin. Verdi zaten. Hapishanelerde çürüyecek. Her şey benim yüzümden oldu. Çağatay saçmalama. Ya oğlum niye senin yüzünden olsun? Sen niye üstüne alınıyorsun oğlum? Ne ilgisi var seninle? Çağataycığım, o Cansu tımarhanelik bir deli. Bir sürü bir şeye inandı kafasında. Sonra geldiğimiz noktaya bak neler yaptı kız. Sen niye üstüne alınıyorsun? Şayka öldü. Biz bebeğimizi kaybettik. Bir tanem. Gel hadi yukarı çıkalım, dinlensen biraz, oldu mu? Çok yoruldun zaten ha? Bence de Yıldız. Kızım vuruldun sen, az buz bir şey mi bu? Git dinlen biraz. Ben hasta değilim ki. Sadece moralim bozuk. Hayırlı kızım, geçti. Her şey geçti, geçti. Yani kısmet değilmiş, ne yapalım? Daha çok gençsiniz, daha çok yaparsınız çocuk. Bak ne güzel söyledi Feride anne, ha? Hadi sevgilim, gel. Hadi bakalım. Bakalım daha neler göreceğiz. Gel bir tanem. Gel uzan azıcık şöyle. Bak, senin iyi olman hepimiz için çok önemli. Ben iyi olacağım aşkım, merak etme. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de kendimi bir tuhaf hissediyorum yani. Bütün bu olanlar benim yüzümdenmiş gibi geliyor. Ay saçmalama Çağatay. Manyağın biri yüzünden oldu. Senden ne alakası var? Gerçi doğru söylüyorsun ya. O manyağı da Şayka babamın evine soktu. Tabii böylelikle de ilahi adalet yerini buldu. Niye ilahi adalet dedin? Bir tanem Şayka hayatı boyunca kötülük yapmaya alıştırmış kendini. Ve böylelikle kendi sonunu hazırladı. Ne yani, ben de kötü biri miyim de bebeğimi kaybettim?
Ya sen Şahika'yla kendini nasıl kıyaslayabilirsin? Senin kime ne kötülüğün dokunmuş? Olur mu öyle şey? Hay ne bileyim ya, her şeyi sorguluyorum şu anda. Güzel gülüşüm, hiçbir şey sorgulama. Bak önümüzde çok güzel günlerimiz var. Merak etme. İnşallah. Bir şey ister misin? Yok. Hı? Başınız sağ olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. İyi misin? Allah razı olsun. Nasıl yol eminim? Şahik'in evinde daha fazla kalmak istemedim. Haklısın. Bir süre daha burada, otelde kal. Bence. Ben oraya dönmek istemiyorum zaten. Nasıl oldu bunlar Ender? Sen şimdi bunları düşünme. Bak sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Ben sana bir şeyler hazırlayayım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Yemeyeceğim. Yok, ben sana bir şey hazırlayayım. Bir itiraz istemiyorum. Okey? Lütfen. Biz kalkalım artık. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Ya oğlum farkında mısın ya? Şahika baya baya öldü ya. Sorma sorma. Yani vallahi ben de hala alışamadım. Ben galiba üzgünüm ya. İşin garibi ben de üzgünüm Emir. Yani ondan böyle kurtulmaya çalıştık falan ama demek ki alışmışız. Nasıl artık tatlı geliyor bu yılanlıkları? Merak etme, o gittiği yerde yalnız kalmaz. Cennete gitmeyecek sonuçta yani. Oo tabii canım, aksaçlısı, nadiri. Kadro iyidir orada. Ah ah. Yalnız onun gibi bir kadın için fazla basit öldü. Yani pisi pisine gitti be. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Kim vurduya gitti kız?